Merhaba arısever arkadaşlar. Şimdi sizlere kovan yapımını anlatacağım. Şimdi yaklaşık 10-15 tane tahta aldım. 7-8 tane kovan yaptım arkadaşlar. Kovanın tanesini 40 liraya mal ettim. Bayağı bir uyguna. Dışarıdan almak isteseniz 300-350 civarı bir sıfır kovan. Benim de çok güzel bir kovan icat ettim arkadaşlar. Şimdi sizlere kovanları göstereyim. Şimdi arkadaşlar kovanları ben lamba açtıklarım da oldu. Ama bu kovanı lamba açmadan yaptım. Güzel şekilde ölçülerini kesip ölçüleri de arkadaşlar 43,5'a 48,5 yaptım. Çok güzel. İç derinliği ise arkadaşlar 28. Bu gördüğümüz kat arkadaşlar. Katın işlevleri bitmedi. Daha yanlara çıta çakacağım. Güzel şekilde otursun, kaymasın diye. Tabana gelelim arkadaşlar. Alt kovana. Alt kovan da aynı. Ben şimdi çıtaları koymak için de zaten yanlara birer santim çıta çaktım arkadaşlar. Gördüğünüz vaziyette. Hiçbir düşme şeysi falan da olmuyor. Çok güzel oldu. Tabanını da böyle yaptım arkadaşlar. Güzel bir havalandırma ızgarası koydum. Alt tarafı güzelce de kapattım. Çok güzel kovan oldu. Ayağı da böyle. Gördüğünüz vaziyette. Uçuş tahtası. Montesini de yaptım. 10 numara bir kovan oldu arkadaşlar. Elinizde böyle imkan varsa kendi kovanınızı kendiniz yapın arkadaşlar. Bayağı bir ucuza mal oluyor. Evet arkadaşlar, ben şimdi sadece yaptığım kovanları tanıtmak istedim. Şimdi bu kovanlar daha güzel olacak. Şimdi bunlar yaklaşık bir hafta sonra ispiralle bir taşlama yapacağım. Taşlama yaptıktan sonra güzel bir boyandıktan sonra çok güzel kovan olacak. Diğer videomda da, yani bu videodan sonra birkaç gün sonra sizlere de kovan monte yapımı, kovanların tahta kesimleri, şunları falan bu hızarda göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu hızarda göstereceğim. Güzel şekilde monte her şeyini kesiyoruz. Sonra güzel şekilde monteliyoruz. Evet arkadaşlar. Burada videomun sonuna geldim. Herkese hayırlı günler.